Bu videomda 22 maddede ilişkilerinizde başarılı olmanın karanlık sırlarını paylaşacağım. Videonun sonunda bonus bir maddeyi de görebileceksiniz. Lafı daha fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Karşındakine sakın güvenme. İnsanlar zamanla değişebilir ve dahası karaktersizleşebilir. 2. Karşı tarafın uyguladığı testleri duymazlıktan gel, sinirlenme. Peki kadınlar neden erkekleri test ederler? Ona gerçekten layık olup olmadığını görebilmek için, ilginizi çekebilmek için, ona olan ilginizden emin olabilmek için, duygusal olarak ondan daha güçlü olup olmadığınızı görmek için, yaşamdaki zorluklarla nasıl başa çıktığınızı görmek için. 3. Rekabet ortamı oluştur. Karşındaki sarışınsa esmerlerden hoşlandığını söyle. Rekabet önemlidir. Kadınlar giyinirken, makyaj yaparken, ayakkabı seçerken hep diğer kadınlardan daha iyi olabilmek için çabalar. Onların bu motivasyonlarını kendi avantajınız için kullanabilirsiniz. 4. Karşındakinin değerini senden aşağıda gör her zaman. Kimse kendisinden daha değersiz biriyle sevgili olmak istemez. Onu değersiz olarak görmek hem sizin heyecanlanmanızı önleyecektir hem de onun değerli olabilmek için çabalamasına neden olacaktır. 5. İki kere üst üste mesaj atma. Bırak karşı taraf ilk mesajına cevap versin. Cevap vermiyorsa sadece 3 nokta mesajı at. 6. Karşındakini engelle. Neyi yapıp neyi yapamayacağını bildir. Bir erkek olarak kontrol her zaman sizde olmalıdır. Karşınızdakinin sınırlarını eğer siz koymazsanız bu sizi kötü bir yönetici yapar. Kadınlar ise yönetemeyen bir erkeği hayatlarında istemezler. 7. İhtiyaç sahibi bir zavallı gibi görünme. Ona ihtiyacın yokmuş gibi davranmak seni kaybetmekten korkmasına neden olacaktır. Korkan kadın ise sizin sevginizi kaybetmemek için köleniz olacaktır. 8. İlk fırsatta onu terk et. Seni taparcasına sevecektir. Terk edilen her zaman aşık olur. Sizi terk eden eski sevgililerinizi düşünün. Onları hala nasıl da çok sevdiğinizi hatırlayınca bana hak vereceksiniz. 9. Gereğinden fazla konuşma. Bırak karşı taraf konuşmayı sürdürsün. Sessizlikler kötü değildir. Örneğin her zaman konuştuğunun %20'si kadar konuşmayı dene. Kadınlar gizemli ve az konuşan erkeklerden etkilenirler. Ayrıca çok konuşmak hata yapma riskinizi de arttıracaktır. 10. Karşı tarafın zayıf noktasını bul. Örneğin çirkin gözleri varsa onlara iltifat et. Sana daha çok bağlanacaktır. Kadınlar aynaya baktıklarında en çok kötü yanlarıyla ilgilenirler. Ve başkalarının da sadece bu kötü yanlarını gördüklerini düşünürler. Eğer bu kötü taraflarının sizin için bir problem olmadığını düşünürler ise size daha çok güveneceklerdir. 11. Telefonundaki tüm emojileri sil. Çağımızın kibar ama yalnız erkeklerinin hastalığı olan emoji göndermek, kadınların sizi zayıf ve ilgiye muhtaç bir zavallı olarak görmesine neden olabilir. 12. Doğru kişiyi seç. Hayatından memnun olan kişiyi değil, size ihtiyaç duyacak, kendine güvensiz kişileri hedef olarak belirleyin. Böylece karşı tarafın ayaklarını yerden kesecek kişi siz olabilirsiniz. 13. Karışık sinyaller verin. Size sahip olduğuna hissettirin, sonra bu hissi silip atın. Örneğin onun yanındayken sıcak davranıp, uzaktayken soğuk mesajlar atın. Sizin onu gerçekten sevip sevmediğinizden asla emin olmasın. 14. Belirlenemez olun. Eğer kaslı ve sert biriyseniz, spiritüel ve yumuşak olun. Eğer baby face iseniz, hep sert konuşun. İyi biri iseniz, bir tarafınız hep karanlık olsun. Esas sizi karizmatik yapacak olan detaylar sahip olduğunuz zıtlıklardır. Sert birinin yaptığı kibar bir davranış göze hoş gözükebilirken, sempatik birinin yaptığı kibarlık yalakalık olarak algılanabilir. 15. Acıyı hissettirin. Sert eleştiriler yapın, sonrasında ise iltifat edin. Aşağılayın, sonrasında iyi hissettirin. Böylece sizin görüşlerinize değer verecektir. Yakınlaşmaktan hoşlanmadığınız insanlara özellikle kötü davranmanıza rağmen size değer vermeye devam ederler. Sevdiğiniz kişiye de kötü davranmaktan korkmayın. 16. Karşı tarafa sizin için yetersiz olduğunu hissettirin. Sizin statünüzde olmadığını düşündürün. Kendini kanıtlamak için çabaları boşa gitsin. Ancak sizi hak etmediğini düşünürse onun beyaz atlı prensi olabilirsiniz. 17. Sözlerinizle karşı tarafı kışkırtın. Dışarı çıkartın, onunla gezin ama gecenin sonunda beraber olmayın. Cinsel gerilim her zaman olsun ama cinsel birleşmeden uzak durun. Oturun,
Filmi izleyin ama karşı taraf size sırnaşmaya çalışınca onu uzaklaştırıp filme konsantre olmak istediğinizi söyleyin. Kolay lokma olmayın yoksa terk edilirsiniz. 18. Düşünceli bir hediye alın. Kişiye özel olsun. Sonrasında ise geri çekilin, sizin peşinize düşecektir. Ama sürekli de hediye almayın. Not: hiçbir kadın için çok para harcamayın. Ufak ve kişiye özel bir hediye yeterli olacaktır. 19. Geçici olarak soğuk olun. Sürekli geri adım atın. Geri çekilmeniz onu size yakınlaştıracaktır. Ama karşı taraf olumlu bir davranışta bulunduğu zaman da onu ödüllendirmek için yakınlaşın. 20. Ona çözebileceği bir probleminizi anlatın. Üzüntülü görünün, tutku ile size göstereceği sempati birbirine karışırsa aşk ortaya çıkar. Karşınızdakiyle üzüntünüzü paylaşmanız kadının beynindeki ayna nöronları harekete geçirecektir. Böylece size karşı yakınlaşacaktır. Yaralarınızı göstermekten korkmayın. Mükemmel gözükmeniz sizden uzaklaşmasına neden olabilir. 21. Kontrol edilemez olun. Sizi kontrol etmesine izin vermeyin. Her şey tamam deyin ama kendi bildiğinizi yapın. Yoksa işlerinize karışması onda alışkanlık haline gelebilir. Unutmayın, ilişkiye nasıl başlarsanız öyle devam edecektir. 22. Görüşmediğiniz uzun aralıklar olsun. Ancak sizden uzakken aşık olabilirler. Bırakın hayal güçleri onları size aşık etsin. Sizin bir çaba harcamanıza gerek yok. Eğer sürekli yanında durursanız ihtiyaç sahibi olarak görünürsünüz ve aşk zamanla söner. Bonus madde: yukarıdaki bütün maddeleri boş verin ve bir bina inşa eder gibi ilişkinizi uzun zamana yayın. Bonus maddeyi biraz açmak gerekirse, uzun süreli ilişki yaşayanlar tam olarak ne zaman aşık olduklarını bilmezler. Bu durum aynı vücut geliştirmeye başlamış birinin gelişimine benzer. Vücut geliştirmeye yeni başlayan birisi ilk gün aynaya baktığında bir gelişme göremeyecektir. İlk hafta sonunda ise hala bir gelişme olmaz. Ancak aradan aylar geçtikten sonra vücudunun daha kaslı olduğunun farkına varır. Ama tam olarak ne zaman kaslandığını söyleyemez. Bu bir süreç meselesidir. Zamana yayarak yaşanan ilişkilerde hatırlanılan her doğum günü, yaşanan her özel an ve zor durumlarda birbirinin yanında olmak gibi nedenlerle kişiler süreç içerisinde birbirine bağlanır. Bu bağ öyle bir kuvvetlenir ki sabah kalktığınızda daha yüzünüzü yıkamadan onu düşünürsünüz ve günaydın mesajı atarsınız. Fakat bu tür zamanla inşa edilen ilişkiler sona erdiklerinde arkalarında büyük bir enkaz bırakırlar. Eğer ilişkiye harcanan emek çok büyük ise kişilerin bu enkazdan kurtulabilmeleri çok zordur. Şanslı olanlar belki bir iki sıyrıkla kurtulabilirler fakat büyük bir çoğunluk ruhlarını kaybedecektir. Ve hoş geldiniz Kaybedenler Kulübü'ne. Buraya kadar videoyu izlediyseniz artık bir seçim yapmanız gerektiğini anlamış olmanız gerekiyor. Pasif mi olacaksınız? Köle mi olacaksınız? Takip eden mi? Sömürülen mi? Yoksa bir lider mi olacaksınız? Son olarak sorunsuz bir ilişkiniz olsun istiyorsanız otopilottan çıkın, anda olun, onun yanında olun, hareket halinde olun. Onun feminen enerjisi ile sizin maskülen enerjiniz bir mıknatıs gibi birbirini çeksin. Hatalarınızdan ders alın ve hep daha iyisini yapın. Ama kadını asla yalnız hissettirmeyin. Eğer erkekleri etkilemenin karanlık sırları hakkında bir videonun da gelmesini istiyorsanız yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşabilir ve Alfa Bilim kanalına abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.